Evet. Onları da rahmetle anıyorum. Sonuçta vurgulamak istediğimiz şey şu. Covid-19 pandemi döneminde vatandaşlarımız eczanelere çok yaygın bir şekilde olması sebebiyle, eczanelerin ulaşılabilir olması sebebiyle, eczanelerin elindeki imkanları sunması sebebiyle, bu ister ilaç olsun, ister medikal olsun ve eczanelerimizin o günün şartlarına rağmen çok tehlikeli bir ortam veya tehlike arz eden bir pandemi dönemi olmasına rağmen can siperhane hem vatandaşlarımıza hem ülkemize hem de Sağlık Bakanlığımıza vermiş olduğu çok büyük katkıdan dolayı ben tüm eczacılara ve bileşenlerine çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve ülkemizin hürriyete ve demokrasiye ulaşmasını sağlayan tüm şehit olmuş ve gazi olup da rahmetli olmuş tüm Mehmetçiklerimize ve özellikle de az önce söylediğim gibi 76 eczacımıza, 24 eczacı teknisyen teknikerimize ve 2 oda çalışanımıza, yani bu dolayısıyla da 102 olarak Türk Eczacılar Birliği çatısı altında pandemide vefat eden meslektaşlarımızın adına şükranlarımı sunuyorum. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Şu anda da bir saygı duruşu, arkadan da bir istiklal marşını okuyarak çeneklerimizi yerine koyup günümüzü ve bayramımızı kutlamanın sonuna geliriz. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar, başta Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, Mehmetçiklerimiz bu vatan için canını feda etmiş tüm Mehmetçik ve aramızdan ayrılan gazilerimizi ve 1999 depreminde şehit olan tüm vatandaşlarımızı, depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı ve aramızdan ayrılan hem eczacı hem teknisyen hem de çalışanlarımızın ruhu içinde bir saygı duruşu. Hepimizi davet ediyorum, bir yakalayacağım. Buyurun. Çok kısa şöyle bir şey. Tabii ki bu ülkemizde modern eczacının temellerini oluşturan ilk eczacının, ilk sınıfının ve ilk okulunun açıldığı 14 Mayıs 1839 yılından bu zamana 183 yıl geçti. Yıllar tabii çok hızlı bir şekilde akıyor. Ama eczacılık o zaman da vardı. Geçmiş zamanda da vardı. Bugün de var. Bundan sonraki ebediyete kadar olacaktır. İnsanlar var oluncaya kadar hiçbir zaman eczacılık ve eczacılıkla ilgili ilaç ve şifa ve insanlara en son dokunan bir meslek her zaman daim olacaktır inşallah. Dolayısıyla 14 Mayıs, bugün 14 Mayıs Eczacılık Bayramı ve Eczacılık Günü olarak kutluyoruz. Özellikle Türkiye'de Türk Eczacıları Birliği, 54 Eczacı Odası ve 54 Eczacı Odası'nın da katmanlarında çalışan 44 bin eczacının Eczacılık Bayramı ve Eczacılık Günü'nü kutluyorum. Eczacılığı çok fazla anlatmamıza aslında çok gayret etmek
gerekmiyor düşünüyorum. Çünkü vatandaşlarımız ve dolayısıyla sizler, basın, Türkiye 2,5 senelik bir pandemi döneminde eczacıların ne kadar bir cansiparane bir şekilde hayati tehlikelerin de önünde bulundurursak kendilerini bu COVID-19 dediğimiz pandemi dönemindeki bu illet mikropla birlikte nasıl mücadele ettiklerini herkes bunu biliyor. Bu takdire şayan. Özellikle eczanelere ulaşım, eczanelerin yaygınlaşması veya yaygın hale olması ve eczanelerin ilaç sektöründeki ulaşılabilirlik artı ilacın hasta ve hasta yakınlarına eksiksiz bir şekilde sunulabilmesi, onun cihetinde de işte özellikle maske ve dezenfektanlarla ilgili büyük bir mücadele verdiğini, tüm Türkiye'deki 28 bin eczanenin buraya katkı koyduğunu, sonuna kadar da bu konuda destek olduklarını hepimiz yaşadık, yaşıyoruz. Tabi bu sadece 28 bin eczacısı olanlarla ilgili değil. Az önce de telaffuz ettiğim gibi Türkiye'de 44 bin tane eczacımız var. Bu eczacılarımızın bir kısmı eczanelerinde, bir kısmı kamuda, bir kısmı kamu dışındaki yerlerde halkımıza ve sektörümüze ve dolayısıyla da sağlığa en son dokunan kişiler olarak da mücadele vermekteler. Bu yüzden de hem halkımızı, dolayısıyla da bizi takdir ettikleri için de çok teşekkür ediyorum. Eczacılarımızın bu gayretleri için de onlara da çok teşekkür ediyorum. Özellikle de burada başta bugünlere bizi getirmesine sebep olan, bizim liderliğimizi zamanında yapan Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve aramızda olup veya aramızda olmayan gazilerimizi ve bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucuları, demokrasi yaşatanlar, bütün kim giriyorsa bu platform içine hepsini sevgi ve saygıyla, rahmetle anıyoruz. Onun dışında da bu 2,5 sene içinde COVID-19'da yine az önce söylediğim gibi ilaca dokunan, sağlıkla ilgili kendini ön planda tutan ve 5 yıllık eğitimini, bilimsel eğitimini almış eczacılarımızın ve yanında çalışan binlerce teknisyen ve tekniker arkadaşlarımızla birlikte 74 tane eczacımızı, 26 tane teknisyenimizi, teknikerimizi yani kalfalarımızı ve 2 tane de oda çalışanımızı yani 102 kişiyi bu 2,5 sene şeyinde pandemiden kaybettik. Onları da vatandaşlarımıza ve halkın sağlığına dokunan kişiler olarak hakkın rahmetine kavuşmaları gerçekten bizi hem üzüyor hem de onurlandırıyor. Çünkü sağlık uğrunda bunlar bu şehitlerimizi verdik. Onları da burada rahmetle anıyorum. Ailelerine sabır diliyorum ve bütün meslektaşlarımızı da onları yad etmekte her zaman da beraber olacağımızı belirtiyorum. Son sözüm de şu, hem ülkemize, hem basınımıza, hem meslektaşlarımıza, tüm Türkiye'mize 14 Mayıs Eczacılık Bayramı günümüz kutlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Evet.